Evet, tekrar hoş geldiniz. İkinci videoyu yapıyoruz genel programlama ile ilgili. Bu videoda kodlama yok veya herhangi bir programlama dili kullanmıyoruz, öğrenmiyoruz. Genelini öğreniyoruz. Daha önceki videoda dediğim gibi bunu neden yapıyorum? Ben çoğu insanla karşılaştım. Adam mesela bir programlama dili biliyor fakat nasıl çalıştığından haberi yok adamın. Böyle birçok insan gördüm ben. Yani bilgisayar nedir, nasıl yapar, bu işlemleri nasıl yapıyor, nereden geliyor, nereye gidiyor, neyle çalışıyor. Çünkü bunlar, siz sadece bir yazı yazıyorsunuz ekrana, o bir komutlar kuruyor. Fakat bunun arkasındaki şeyi bilmiyor adam. Ve konuştuğu zaman anlatamıyor bunu. Anlatabiliyor muyum? Böyle insanla çok karşılaştım. Bir amacı da bu. Bunu öğrenmesi gerekiyor bir insanın. Hatta bazılarını gördüm. Okulunu okumuş. Yurt dışındaki insanlarda bile var bu. Yani sadece bizde değil. İlginç. Nereden başlayalım buna? Şuradan başlayalım. Duymuşsunuzdur, ikili sayı sistemi derler. Binary nedir? Binary ikili sayı sistemi yani. Base 2 de deniyor, binary de deniyor. Yani base numbers. Mesela insanlar, biz onlu sayı sistemi kullanıyoruz. Matematik, aritmetik denklemleri yaparken bunları kullanıyoruz. Sıfır 9'a kadar. Bilgisayarlar ikili kullanıyor. Binary ikili sayı sistemi demek. Bir zaten İngilizce'de bir şeyin önüne bir geldiği zaman ikili demek. Biseksüel gibi mesela. Dünyada farklı sayı sistemleri var. Mesela duymuşsunuzdur tarihte altılı sayı sistemi gibi. Şu uygarlık kullanmış gibi. Şu an onlu sayı sistemi kullanılıyor. Yani desimal. Bir anlamı da desimal İngilizcesi. 16'lısı heksadesimal. Bunu da duymuşsunuzdur mesela. Sürekli duymuşsunuzdur. Bilgisayar hakkında konuşanlara heksadesimal deyip durur. O da 16'lı sayı sistemi demek. Heksa, desimal, 16'lı. Peki nedir bu 2? 2 dedikleri şey 0 ve 1 yani. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Elektrik ya da manyetik. Elektrik var veya yok. Yes, no, evet, hayır veya true, false, boolean değeri gibi. Yani bir devrede mesela voltaj var veya yok. Sıfır veya bir, pozitif veya negatif, mantıksal işlem. Bütün iş bununla dönüyor. Bilgisayarlar çünkü anlamaz sizi, ne dediğinizi. Ekrana yazdığınız İngilizce o yazıları bilgisayar anlamaz. Bilgisayar sadece sıfırla biri anlar. O da bir elektrik yüküdür, yani manyetik bir yüktür. Bit de sıfır ve bir bittir. En küçük birim bilgisayarda. Yani tek karakter, bir karakter, bir bit. Bilgisayarlar kompleks makinalar olduğu için, özellikle kişisel bilgisayarlar, fakat böyle basit bir şeyle çalışır, mantıkla çalışır aslında. Bu manyetik şarjla çalışır yani. Voltaj var, yok, negatif. Bununla mantıksal işlemleri de yaparsa, tabi sadece onu yapmıyor. Fastlı sistemleri de var. Makinenin içinde. Onlarda da kullanılıyor bu. Yani bunu elektrik düğmesi gibi düşünebilirsiniz mesela. Elektrik düğmesi, switch on off, açık kapalı gibi. Bilgisayarlar bu yüzden narindir ayrıca. Komplike olduğu için hem de narindir. Manyetik olduğu için mesela mıknatıs gibi manyetik şeyler de veya başka bir elektronik cihazı da mesela yaklaştırmayın bilgisayarınıza. Mesela bir mıknatısı hard diskin yanına yaklaştırırsanız data corruption, bilgileri corrupt edebilir yani, bozabilir.
Bu yüzden yaklaştırmayın yani yakınlarına. Mesela bir uzaktan kumandayı mesela cep telefonunuza yan yana getirin, mesela bir arabanızın diyelim mesela uzaktan kumandalı anahtarı var. Çalışmaz mesela, onun gibi düşünün. Mesela mikrofonlar yan yana geliyor. Geldiğinde bir cızırtı çıkar, onun gibi. Yani bit budur. Bit tek en küçük karaktere denir yani. Bir karakter, bir bit. Bir ve sıfır. Tek karakter. Bilgisayarda olan en küçük karakter. Umarım anlatabilmişimdir. Yani binary bu. Gelecek videoda da daha ileriki konuları da anlatacağız. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler.